Yaş beklemeden erken emeklilik, kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik tablosu nedir? Şartları neler? SGK uzmanı açıkladı. Kademeli emeklilik tablosu son durum gelişmeleri 4 Ekim 2024 kamuoyu tarafından takip ediliyor. EYT ile emekliliği kaçıran vatandaşlar erken emeklilik çıkmasına yönelik beklentilerini artırdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vererek hem miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyetli bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım e demişti. Açıklama sonrası yeni emeklilik sistemi gündeme gelmişti. SGK uzmanı İsa Karakaş katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Karataş 2027 yılında kademeli emeklilik ile ilgili öngörülerini paylaştı. Peki, yaş beklemeden erken emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik şartları neler? Nedir? İşte kademeli emeklilik son dakika haberleri. Kademeli emeklilik tablosu şartları ve ne zaman çıkacağı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor yaş beklemeden erken emeklilik bekleyen çalışanların takip ettiği erken emeklilik yani kademeli emeklilik sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yılmaz daha önce değerlendirmelerde bulunmuştu. Öte yandan konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, e emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. E diyerek tarih verdi. Kademeli emeklilikte, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarına olanak sağlarken, yararlanabilecek kişiler genellikle belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli yaş kriterlerini karşılamış olması gerekiyor. Peki, kademeli emeklilik şartları neler? İşte ayrıntılar. Kademeli emeklilik çıkacak mı? Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'de değerlendirmelerde bulundu. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına yönelik şunları söyledi. Eninde sonunda mutlaka yapılacak. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Şimdi orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki 17 yıl 24 yıl kabul edilebilecek bir durum değil. Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değilim. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönünde. Emeklilik sistemi değişiyor mu? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ehempiri miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım. Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var. Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. E açıklamasında bulundu. Kademeli emeklilik gelecek mi? Güler'in açıklamasıyla kademeli emeklilik beklentileri arttı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan daha önce kademeli emeklilik ile ilgili Cumhurbaşkanı Yılmaz değerlendirmelerde bulunmuştu. Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz e sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok E demişti. Kademeli emeklilik gündemde var mı? Soru. Noyan Bey hep EYT'den bahsediyorsunuz. EYT'nin yarattığı büyük bir haksızlık var. Devletin imkanları varsa yoksa EYT için kullanıldı ama 2000 2008 girişlilerin uğradığı mağduriyeti kimse görmüyor, görmezden geliyor. Kademeli emeklilik konusunu inceleyip gündeminize alırsanız çok sevinirim. Evrena. Cevap: Bu soru gibi okuyuculardan hemen hemen her gün kademeli emeklilik hakkında mesajlar alıyorum. Kademeli emekliliği gündeme getirmememden şikayet ediyorlar. 2023 yılının Mart ayında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT'den yararlanıp emekli olmalarına imkan tanındı ve 2 milyona yakın kişi geçen sene EYT'den emekli oldu. Prim gün sayısını dolduranlar bundan sonra da EYT'den yararlanıp emekli olacak. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların uğradıkları haksızlık giderildi. Ancak bu sefer 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermeye başladı. Haklılık payı var mı? Var milyonlarca kişi e bir güne 17 yıl kabul etmiyoruz ya sloganı ile uğradıkları haksızlığın ve ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesini istiyor. Beklentileri ise kademeli emeklilik. Yani, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması. Bu kişilerin bir kısmı 23 yıldır çalışıyor ve ödedikleri prim 9000'e yaklaşmış durumda. Bu durumda olanlar emeklilik hakkı isterken bir kısmı ise çalışmaya devam etmek istiyor. Ancak kademeli emeklilik hakkının kendilerine tanınmasını talep ediyor. Peki, kademeli emeklilik gündemde mi? Bu vesileyle bu konuya neden pek değinmediğime de açıklık getireyim. EYT düzenlemesinin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkisine SGK'nın 2023 yılı faaliyet raporundan alıntılar yaparak geçen yazımda değindim. Arzu eden, e işte sosyal güvenliğin bütçesi'ye başlıklı yazımı okuyabilir. Raporda, EYT düzenlemesinin SGK'nın bütçesi üzerindeki olumsuz etkisi açık açık belirtiliyor. Hal böyleyken yeni bir EYT düzenlemesinin yapılmayacağı ayan beyan ortada. Hatta bir adım daha ileri gideyim, mevcut emekli maaşlarının düşüklüğü ve emekliye zam konusu gündemdeyken kademeli emekliliğin gündeme gelmesi neredeyse imkansız. Okuyucuları da anlıyorum. Bu konu bir şekilde gündemde tutulur. Kamuoyu baskısı oluşursa bir ihtimal kademeli emeklilik düzenlemesi çıkar beklentisi var. Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir. Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.